Kanada'daki karar tartışmalara sebep oldu. Şimdi hemen Kanada'ya uzanalım. Skype attığımızda Emre Mazlumoğlu var. Emre merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Burak. Şimdi çok alışkın değiliz aslında Kanada'ya bağlantı yapmaya da, bu programda da bir ilk oluyor sayende. Ama ilginç bir konu, sağlık vergisi konusu. Aşısızlara yönelik birçok önlem alındı. Avrupa'daki önlemlerde genellikle hatırlatma dozu olmayanların sinemalara, tiyatrolara, kafelere, restoranlara alınmaması şeklinde, ama buradaki uygulama bambaşka ve bizim takip edebildiğimiz kadarıyla da ciddi bir tepki var. Hatırı sayılır bir tepki var sağlık vergisi uygulamasına. En baştan başlayalım, nasıl gündeme geldiğiyle başlayalım istersen. Konuyu etraflıca konuşalım isterim. Tabii ki. Öncelikle Kanada'nın, sen de zaten belirttiğin haberde de geçiyordu, genelini kapsayan bir durum yok. Kanada'ya bağlı Quebec eyaletinde Başbakan François Legault'un açıklaması sonrasında ortaya çıktı bu tartışma. Peki ne dedi bu açıklamada? Bizzat aşısızlardan vergi alacağız dedi. Bu tabii ki yasalaşmış da bir şey değil. Bu çalışmalar şu an yapılıyor. Şubat ayının başında, ilk haftası ya da ikinci haftasında meclise gelecek ve oradan aslında geçerse aşı hiç yaptırmamışlardan, birinci doz, ikinci doz hiç yaptırmamışlardan vergi alınmaya başlanacak. Bunun tabii miktarına ilişkin de bir tartışma vardı. Basında 50 dolar mı olacak, 100 dolar mı olacak, 200 dolar mı olacak gibi tartışmalar da vardı. Bu da soruldu Legault'a. Legault bunun içinde şöyle dedi: 50 ve 100 dolar bizim için önemli rakamlar değil. Biz bu miktarın önemli olmasını istiyoruz, caydırıcı olmasını istiyoruz dedi. Ama dediğim gibi herhangi bir kesinlik yok şu anda. Peki, Kanada'nın koronavirüsle verdiği mücadeleyi de bize anlatmanı rica edeceğim. Başından itibaren nasıl bir mücadele verildi ve şu an nasıl bir durum var? Yani evet, Kanada bence dünya genelinde bakılınca, aşılama oranlarına da bakılırsa COVID'e karşı önemli mücadele veren ülkelerden biri. Şu anda zaten aşılama oranları her eyalette yüksek şekilde. Her ne kadar aşılar biraz geç gelse de sonrasında iyi bir dağıtımla birlikte aşılama oranları yükseltildi. Gerektiği zaman kapatmalara gidildi, açılmalara gidildi. Yani aslında birçok adım oldu. Bunların hepsi tabii ki tartışmalara neden oluyorsa da hükümet bu konuda gerekli adımları atmaya çalıştı kendi çerçevesinde. Asıl bu tartışma neden ortaya çıktı diye sorulunca, çünkü radikal olarak da gözüküyor. Dünya üzerinde uygulayan sanırım 1-2 ya da 3 ülke var. Singapur, Avusturya, Yunanistan gibi. Şimdi Kanada da bunu tartışıyor. Aslında bunun nedeni şu: şu saptamayı ciddi şekilde yapmak lazım. Kanada'da çok ciddi bir sağlık krizi var şu anda. Hastaneler personel bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Hatta Ontario ve Quebec'e dahil olan hastaneler şöyle bir karar aldılar geçen haftalarda: personel COVID'li dahi olsa izolasyondan çıkıp çalışmak zorunda. Yani COVID'li personeller bile şu anda hastanelerde görev alıyor. Çünkü hastalara bakacak kimse yok. New Brunswick diye bir eyalet var. Ben onun başbakanını da dinledim programdan önce. O da şöyle bir açıklama yapıyor: sadece sağlıkta değil, çalışan polis sayısı azaldı, çalışan itfaiye sayısı azaldı, sistemde bir krize doğru gidiyoruz diye bir açıklama yapmış. Yani Kanada'da böyle bir durum var. Ve Kanada'da bu hastalıktan etkilenen en büyük bölgede, en çok etkilenen bölgede Quebec eyaleti. Şimdi nüfus sadece 8 milyon Quebec'te ama hasta sayısı 100 bini geçti. Yatan hasta sayısı 3000'in üzerinde. Ve asıl önemli nokta şu: aşısız oranı Quebec'te sadece %10 olmasına karşın acil sağlık ünitelerindeki yatak sayılarının %50'si aşısız COVID hastaları tarafından oluşturuluyor. Şimdi sorun böyle olunca Quebec'te artık bu da bir çözüm buluşturma yönünde adımlar atmak istiyor. Ama tabii burada yöntem ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunlar da artık tartışılmaya başlanan konular. Senin de belirttiğin gibi hani hukuk alanında bu insan haklarına aykırı mı soruları var. Diğer alanda, sosyal alanda işte özellikle yoksul kesimden bu verginin nasıl alacağına ilgili, onları daha da dışlayıcı bir nokta olacağına dair tartışmalar var. Kanada federal hükümeti tamamen nötr konuya. Yani Trudeau'ya soruldu bu soru, daha görmedik, gelsin bakalım dedi. İşte muhalefet çok, özellikle muhafazakar taraf çok tepkili. İşte bu ayrıştırıcı bir adımdır, bundan geri dönülmelidir sözleri var. Ama hani bu iş yasalaşır mı emin değilim. Çünkü Quebec
eyaletinde destekleyen tek parti Quebec'e has olan Blok Partisi. Onun dışındaki partiler desteklemiyor öneriyi. Geçer mi geçmez mi? Bundan da emin değilim tabii ki. Şimdi tepkileri biraz daha açalım isterim. Çünkü Batı'dan genellikle de tabii Avrupa'ya bakıyoruz. Türkiye'ye daha yakın olduğu için. Avrupa'da aşı zorunluluğu gibi uygulamalarda verilen tepki ağırlıklı olarak aşırı sağ gruplardan geliyor. Yani hani merkez sağ demeyin, daha aşırı sağa yakın gruplardan, ama benim anladığım ve okuyabildiğim kadarıyla Kanada'da biraz daha çeşitli kesimlerden tepki gelmiş ve tabii olayın niteliği de biraz daha farklı. Dolayısıyla daha kendi demokrat olarak ifade eden kesimler de karşı çıkıyor galiba, değil mi? Doğru. Yine de tepkilerin büyük çoğunluğu sağ kesimden geliyor. Özellikle Muhafazakar Parti ve Quebec'te yer alan biraz daha sağ yönelmiş bir parti. İkisi birlikte sesini yükseltti. Yine burada Freedom Fighters dedikleri bir grup var. Bu da aşırı sağ aslında. Her ne kadar özgürlük savaşçıları isminde sahip olsalar. Onlar da ciddi eylemler yapıyor, ama bir taraftan da liberallerden ya da sağlık insan hakları örgütlerinden de açıklamalar geldi. Çünkü bu çerçeve aslında iki yönden eleştiriliyor. Birincisi, Quebec her şeyi yaptı mı da cezalandırma sistemine geçiyor, şu anda bir sorusu var. Çünkü Quebec'te hala bazı restoranlara ya da temel olmayan iş yerlerinize gittiğinizde pasaport zorunluluğu yok. Mesela önce bunları bir yapın da ondan sonra hani insanları cezalandırmaya, ekonomik cezalandırmaya geçin gibi bir görüş var. Diğer taraftan da anayasanın 7. maddesinde özgürlüğün tanımlandığı maddeye karşı olabileceğine dair açıklamalar var. Böyle tepkiler var, ama bana ilginç gelen de şu oldu açıkçası. Halktan da destek var. Ciddi bir destek var, çünkü şu an Quebec'te sokağa çıkma yasakları var. Tekrar geri dönüldü. Yani akşam 10 ile 5 arası sokağa çıkılmıyor. İşte restoranlar kapalı, okullar kapalı. Okulların kapanması çok büyük bir sorun gerçekten. Burada çocuğu olan insanlar da, izleyenler, evden çalışmak zorunda olan insanlar da anlayacaktır gerçekten. Çok zor bir durum. Böyle olunca aşısızlara karşı da ciddi bir tepki var aslında halk arasında. Çünkü popülasyonun sadece %10'unu oluşturuyor. Ama sağlık sisteminin %50'sini şu anda doldurup sağlık sisteminin ciddi bir krize girmesine neden olmuş durumda olarak görüyorlar diyeyim. Bu nedenle toplum arasında böyle bir ayrışma da oldu. Bir ilginç noktada bana şu geldi. Bu açıklama yapıldıktan sonraki iki gün içerisinde Quebec'lerin aşı rezervasyonları da bir patlama yaşanmış. Herkes koşarak internete hemen bir şey yapmaya çalışıyor. Yani işe yaramış gibi görünüyor yani. Evet, işe yaramış gibi gözüküyor, ama bakalım artık tartışmalar nereye gidecek, ne duruma gelecek, hukuk açısından, sağlık açısından, az önce söylediğim sosyoekonomik bir açısı da var sonuçta. Oralardan ne olacak? Henüz onlar tabii ki soru işareti. Emre Mazlumoğlu, çok teşekkür ederiz Kanada'dan bize aktardıkların için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar. Evet, Kanada'daki tartışmalar...